dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile karşınızda olmaya çalışacağım inşallah. Bugünkü arabamız 2013 model partner Zenit 1.6 HDI 115'lik olan. Yani 115 artık 110 mu 115 mi ne? Onunla beraber yük taşıyacağız. Ama yükümüz de öyle ağır değil, yani 100-200 kilo bir şey. Siparişler az. Bugünlük. Şöyle güzel bir taşıma vlog olsun. Motokuryelerin yaptığı gibi. Böyle bir taşıma vlog olsun. Yol bilgisayarını sıfırladım. Biraz yüksek çıkabilir, yani çok dikkat etmeyeceğim sürerken. Biraz böyle seri gideceğiz. İşler sıkışık. Diğer mavi partner bozuk olduğu için tek araba var şu anda iş yerinde. O yüzden çok dikkat etmeyeceğim yani. Yani dikkat etmeyeceğim değil, normal gideceğim yani. Öyle yavaş değil, biraz seri gitmemiz lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle yol bilgisayarını göstereyim size. Ama güneşten görünmüyor herhalde. Neyse, ben söyleyeyim. 6.9'da şu an. 3 km olmuş sıfırlayalı. 6.5'a düştü. Bakalım bu kullanıma karşı ortalamamız kaç olacak? Evet, şöyle ara sokaklara girdik. Bu sağ taraflarda lüks oteller var. Her yer buralar villa, yazlık. Şöyle göstereyim. Şimdi buralarda yavaş gitmek gerekiyor. 5.8'e düşürdüm. Görünmüyor ya. Çok güneş var. Şu an görünüyor galiba. Evet. Şehir içine göre burada daha fazla akıyor ya trafik. Yani hiç trafik yok yani, o yüzden. Biraz daha rahat düşüyor da şehir içine girince daha çıkar gibi duruyor. Bakalım daha düşürebileceğiz mi? Yola çıkınca belki düşer ana yola. Ama buralarda böyle çok düşmeyebilir. Şöyle deniz karşımız. Evet, hemen 5.7'ye düştü. Böyle malları dağıtıyorum ben. O turkaktan dolayı tabi düşmüyor. Şimdi çoktan düşer de. Güzel köpek. Evet. 5.8'e çıkmış yine arabaya çalıştırınca. Evet, bu yolda biraz daha düştü. 12 km oldu. 5.6. 5.5'e düştü şimdi. Ama durunca yine çıkıyor 5.8'lere. Ama 12-13 km'de 5.5, bakın 5.6 oldu yine. Yani daha tam oturmadı. 5.5'e düştü. Öndekinin sinyali açık ama dönecek mi dönmeyecek mi belli değil. Hava güzel bugün. 12 derece, sabah 3 dereceydi, bayağı soğuktu. Şimdi 12 derece, bayağı iyi güneş vuruyor. Camdan ısıtıyor yani, kalorifer bile açık değil. Evet, güzel Çamlı'ya doğru geldik. 5.1'e düştü ortalama. Görünüyor. 5.1'e düştü. Şöyle yollarda düşüyor. Yani 20 km olmuş. Gayet güzel değer 20 km'ye göre. 21 oldu hatta. Sol tarafta, sağ taraf deniz. Şimdi deniz kenarına inmeyeceğiz bugün. Villalar, yazlıklar. Güzel Çamlı burası. 5'e düştü. Hiç durmadan uzun yola çıksa belki de 4.2-4'lere falan düşer. Belki daha aşağıya. Ama ağırlıktan ve büyüklükten bir müddet sonra düşmez artık. Böyle 70-80 gidiyorum. 90 gittiğim oldu. Şimdi 5 litreye düştü tam.
gaza basarsak orası artar. Çok hafif basıyorum gaza. Artmadı. Neyse, sırf yakıt olarak göstermeyeyim bu videoyu. Yakıtta bir parçası olsun. Yani araba kullanımı falan gerçekten güzel. Arkada çok az bir yük var. Yani yük olsa da çok etkilemiyor yani, turbolu 110'luk mu 115'lik mi ne, güçlü olan versiyon olduğu için çok sıkıntı etmiyor. Ama yani bir Doblo kadar yük taşımaya uygun değil yani bu arabalar. Doblo kadar kemikli değil ama konfor daha yüksek Doblo'dan. Yani aile arabası olarak Doblo'dan iyi, ticari olarak Doblo'dan kötü. Yani bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Parçası maliyeti Doblo'dan biraz daha fazladır bunların. 212 bine geldi. Allah'a şükür büyük sorunları yok. Alt takım ara ara yapılıyor. Ama hala ses var yani alt takımda. Gerçi ticari olduğu için normaldir. Bunun bir yakında test videosunu çekeceğim. Yani dış kaplaması çok kötü. O soyulduktan sonra bir çekmeyi düşünüyorum. Orada testte merak ettikleriniz varsa yorum olarak yazın. Onları da cevaplarım. Güzel Çamlı'ya geldik. İlerisi Milli Park. Evet, sadece bir noktamız kaldı. Şu an 5.0, 32 kilometre olmuş, 39 ortalama hız. Davutların içindeyiz şimdi. Bir noktamız kaldı, ondan sonra dönüşe geçeceğiz. Tahminim yine 5.0'la varırız gibi geliyor bana ama bir bakalım. Böyle geniş açı aldım, geniş açı daha güzel oldu. Araba güzel, bayağı bir seri, hızlı gidiyor. Yüklüyken de iyi gidiyor yani bu sayede. Eski partnere göre bayağı geliştirilmiş. Bu 2013, hemen trafiğe girince 5.1'e çıktı. Neyse, o açık olunca insan şeyini hasta ediyor ya. Cam tavanımız var şöyle. Göstereyim size. Gökyüzünün güzelliği. Cam tavan. Opsiyonlu bir araba. Güzel bir araba. Bir eksiği işte arka camları inip kalkmıyor. O da olsaymış 10 numara olurdu. Hız sabitleyici otomatik var. Otomatik yağmur sensörü, kararan dikiz aynası, üstündeki o arka koltuktakileri görmek için onu olan Bluetooth. Ama Bluetooth'ta şöyle bir sıkıntı var. Bluetooth'ta her bindiğinizde otomatik bağlanmıyor. Her bindiğinizde şifre girmeniz gerekiyor. Onun kalkabiliyor mu bilmiyorum. Bulamadım nasıl kalktığını ama öyle bir sıkıntı var yani. Çok sinir bozucu bir şey. Her bindiğinizde, indiğinizde onu eşleştirmeniz lazım telefonla oraya. Bir kere eşleştirmek yetmesi lazım. Ama öyle değil. USB AUX'u falan da var şurada. Ya güzel. Yani incelemesine bırakırız geri kalanları. Şimdi aklıma gelenleri söylüyorum. Servisimizi bitirdik. Ortalama 5 litreyle 46 kilometreyi de yapmış olduk. Daha dükkana doğru gidiyoruz da. Hani 50 kilometre falan olacak. Oh, jipe bak. Ne güzel geçti. 4.9'a düştü ara ara. Şimdi 5 litrede. Yani 5 litre diyebiliriz. Bak. Böyle çıkılır mı insanın önüne? Bana fren yaptıracak. Bekle, benim arkam bomboş. Tesla geliyor. Tesla da güzel gözüküyor. Performans paket almış. Evet. Ve güzel bir yol sohbetleri oldu. Şöyle Tesla'yı göstereyim size. Performans paketin jantları daha böyle farklı. Güzel. Uçtu gitti. Çok zorlamadım. Çok yavaş da gitmedim. Yani normal bir şekilde. Az dikkat ederek
tamamladık turumuzu. Çok dikkat etmedim yani, dediğim gibi seri olmamız gerektiği için. Yani şu yokuşlarda gayet yeterli bu araba. Diğer arabayla 1.9 dizelle, turbosuz, atmosferik dizelle işkence çekiyoruz buralarda. Buna şimdi hiç gaza basmıyorum yani, çok yarım gazla böyle 70'te çıkıyoruz. Ortalama hemen 5.1'e çıktı. Tabii daha tam oturmadı o. En ufak şeyde hareket ediyor. Neyse dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.